Efendim herkese merhabalar. Yazı Yorum Programı'ndan şu anda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi şair, yazar. Betül Fırat'la birlikteyiz. Yazar, şair ve köşe yazarlığı yapmaktayım. Ziraat Yüksek Mühendisliğim kamu kurumunda. İkisini beraber götürmeye çalışıyorum. Amasyalıyım, 84 doğumluyum. Yazı serüvenimi ikisi yıllarında başladım. Şiirlerle başladım. O günden bugüne işte aforizmalar, denemeler, kısa kısa yazılar, daha sonraki son senelerde roman ve öykü kitabımı ekleyerek devam etmekteyim. Dediğim gibi, lisede başladığım şiir serüveninden bütün hepsini derleyip toparladım. Tek kitapta toplamaya çalıştım. Ben yani biraz ayrılık, biraz hayat, biraz mücadele. <laughs> Her türlü konuda şiir bulunmakta. <laughs> Efendim herkese merhabalar yazıyorum, yazıyorum programından e, şu anda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi şair, yazar Betül Fırat'la birlikteyiz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz Betül Hanım? Tabii ki merhabalar öncelikle. E, Betül Fırat yazar, şair ve köşe yazarlığı yapmaktayım. Ziraat Yüksek Mühendisiyim kamu kurumunda. E, ikisini beraber götürmeye çalışıyorum. Amasyalıyım, 84 doğumluyum. Çok güzel, harika. Yazma serüvenine nasıl başladınız? Bahseder misiniz biraz? Yazma serüveni nasıl oluştu? Tabii ki Derya Hanım. Yazma serüvenime lise yıllarında başladım. Şiirlerle başladım. O günden bugüne işte aforizmalar, denemeler, kısa kısa yazılar. Daha sonraki son senelerde roman ve öykü kitabımı ekleyerek devam etmekteyim. Yazarlık kariyerinde asıl hedefleriniz nelerdir? Hani neyi düşünüyorsunuz? Azıcık ne yapmak istiyorsunuz? Ee, yazar kariyerimde Hı. şöyle, e, birisi bir yerde bir cümle okuduğu zaman bu Betül Fırat'ın diyebilmeli. Aynen, <laughs> yani Yani e, ödül alıyorum vesaire, e, daha farklı projelerimiz oluyor ama en önemlisi cümlelerin tanınması. Evet. Neden yazarlık ve şairlik hani diye sormak istesek nasıl bir cevap verirsiniz bize? <laughs> yani yazarlık ve şairlik içten gelen bir şey. Ben zaten e, kitaplardan önce sürekli yazıyordum. E, posta gazetesinde yayınlandı birkaç yazım mesela e, bir evet. abimiz tarafından Hı -hı. E, sürekli hani işten gelen şeyleri e, genelde tutamıyorsunuz hani kısa kısa notlar alıyordum zaten e, normalde yazıyordum ama bir araya toparlamak yeni oldu tabii ki iki yıllık üç yıllık bir seri var. Evet çok güzel okullarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde oldu hani ne gibi talepleri oldu mesela e, okulların taleplerine ben yetişemiyorum artık. E, deneme yazdım şiir yok mu denildi, şiir yazdım roman yok mu denildi. Evet. E, şu anda da şey hani benim hayatımı yazar mısın ya da benim bir projem var bununla ilgilenir misin yönünde okullarımızın talepleri genelde bitmiyor. Çok güzel. E, yazar olmanın zorlukları nelerdir efendim onu bir öğrenelim. Yani iyi bir yazar oluşması için dikkat edilmesi gereken neleri dikkat etmesi gerekir daha evet. çok? E, genelde... E, İyi yazabilmek için çok okumak gerekiyor. Kendi de e, iyi bir okurum. Hani Hı -hı. sürekli kitap okuyorum. E, genelde e, cümleleri toparlamak için ya da e, iyi betimleme yapabilmek için e, iyi okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yazar olmanın keyifli yanları neler? Hani size kattığı keyif nedir? Hani onu merak ediyoruz özellikle seyircilerimizin merak ettiği bir konu Öyle ki eee olmanın iyi yanları e, hem tanınıyorsunuz e, hem de işte e, kitaplarınızdan alıntılar yapılıyor. E, bu çok hoşuma gidiyor. Bir de geri dönüşleri oluyor okurlarımızın bize. E, mesela eee Delinme kitabının Mavinin fecri'nden hmm. e, Kitabı. Evet, <laughs> Mavinin fecri'nden bir lakap aldım ben. Düşük cümleler kraliçesi diye. İşte şiirsel yazmışsın. Aa, çok, çok hızlı güzel. okunuyor, çok seri okunuyor. Merakla ee, bekliyoruz, Evet, okunuyor. hayatın içinde <laughs> her şey var diye geri dönüp alıyoruz. O büyük bir keyif veriyor bize. Çok güzel. Gerçekten ben de keyif aldım şu anda. <laughs> çok teşekkür evet. ederim. Sizin en güçlü yönleriniz neler? Hani mesela e, şu bir konuda daha güçlüyüm diyebildiğiniz ne var mesela? İnatçılığım olabilir. İnatçılık. Yazılık konusunda. Her konuda e, hani bir şey kafayı takarsam onu yapmadan duramıyorum. Durmuyorum daha doğrusu. Evet. İşinizle karşılaştığınız en büyük problem neydi ve bunları nasıl başa çıktınız ya bunları nasıl başa çıktınız e, Şu anda yaşadığım en büyük problem yoğunluk. Çok fazla işe yetişmem gerekiyor, çok fazla şey yapmam gerekiyor ve e, sürekli de yeni talepler alıyorum. E, yorgunluk işte uykusuzlukla başa çıkmak gerekiyor. E, bir de şey Hı -hı. bir şey yazacağınız zaman hani konu arayışı çok Hı -hı. zorluyor. Hani özellikle köşe yazılarında ben bunu hissediyorum. Ee, yetiştirmem gereken bir köşe yazısı varsa evet. konu arıyorum. Yani en önemli kısmı da konu aramak. Konu bulduktan sonra zaten kendinden geliyor gerisi. Evet. Sizce başarı nedir? Hani başarı deyince ne anlamalıyız biz sizden? Çok güzel bir soru. Çok <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum. Evet. Yani bence başarı kendini yenileyebilmektir. ileri gidebilmektir. Yenilik katabilmektir kendisine. Yani ben sürekli farklı tarzlar deniyorum, farklı e, bir yoldan gitmeye çalışıyorum. E, her gün yeni bir şey yapabiliyorsam ya da bir şey öğrenebiliyorsam benim için başarıdır. Evet Kadie. Bugüne kadar en büyük başarınız neydi? Hani e, şunu yaptım veya hani şu ödülü aldım yani, diyorsunuz, diyorsunuz herhalde onlardan. Yani bile. şöyle e, engel bir bireyim, engel bir birey olarak zaten bugüne kadar yaptıklarımın hepsini de başarı olarak sayabilirim. E, yani bir iş sürecimiz oldu. Bir okul sürecimiz oldu. Dediğim gibi ziraat yüksek mühendisiyim. Ee, onun dışında e, Engel halterinde terinde Türkiye ikinciliğim var. E, kitaplar Çok dışında. Güzel. E, kendi yakın Kendi zamanda... <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Yakın zamanda bir şiir ödülü aldım. E, bir şiirimi yarışmaya göndermiştim. 2022 Altın Kalemler Ödülü. E, bir gün önce de e, Bay Medya'nın e, by protokol medya tarafından e, üçüncü 3. kariyer ödüllerinde fark yaratan yazar ödülü aldım ve fark yaratan yazar ödülünü e, sunucumuz çok güzel açıkladı. Hani fark yaratmak lider olmaktır diye. <laughs> çok e. hoşuma gitmişti. Şimdi yarın da başka bir ödülüm var. E, Hı -hı. yılın en iyi yazar ödülü. O da eee Kültür şeyin. Merkezi tarafından düzenlenen düzenlenen bir e, ödül töreni olacak. Yani ödül almak çok güzel gerçekten. Ee, yani bir şey yapıyorsunuz ve bunun e, bir yere ulaştığını e, görmek çok güzel benim için. Katiyen, doğru söylüyorsunuz. Ee, peki sizi en çok ne motive eder? Hani hayatımda e, şu beni daha çok motive eder diye bildiğiniz konu neydi? Yani insanlar beni e, motive ediyorlar genelde hani. Negatif yönde de olsa ben onları pozitife çevirip yazıya çevirebiliyorum. Yazıya <laughs> günlük çevirin. konuşmalardan örneklemeyi e, miyiz mesela. Çünkü hani? şey yani. yazılarımda şey yapıyorum. Hani günlük sizinle herhangi bir konuda konuştuk, o benim aklımda sürekli dönüyor. Ondan sonra köşe yazısı olarak geri şey yapıyorum. Ürüne dönüştürebiliyorum. Çok güzel. Harika. Hani iyi veya kötü. Hani ne konuşursak konuşalım, onu bir şekilde ben kendime malzeme olarak kullanabiliyorum. Evet. E biz de amatörüz ama bazı konularda <laughs> sizin gibi. <laughs> ama hani şöyle bir şey var. Ben şunu merak ediyorum. Hani bir mekana gittiğinizde mekandan da etkileniyor musunuz yani onu merak ediyorum açıkçası. Mekanlardan çok fazla etkilenmiyorum. Filmlerden evet. çok fazla etkilenmiyorum. Ee, yazarken. Yazarken evet. Genelde okumak e, ve insanlar, hani insan davranışlarını zaten ele aldığın zaman çok güzel bir e, aranjman yapabiliyorsunuz o konu ile ile ilgili. Evet, evet. Büyük bir başarı, gerçekten büyük başarı. Teşekkür ederim. Ee, peki ne gibi projelere dahil oldunuz şu anki yazarlığınız dışında? Hani evet. ya, bir köşe yazarlığından bahsettiniz, evet. köşe yazarlığını yapıyorsunuz. Çeşitli yerel gazetelerde, hani belki 8-10 diyebilirim buna. ...ve dergilerde köşe yazarlığı, deneme yazarlığı yapıyorum. Bazı dergilerde öykü yazarlığı yapıyorum. Edebiyat Sanat Meltemi olarak bir sitemiz var. Bir platformumuz var, onun genel yayın yönetmenliği ve yazarlığını yapmaktayım. Sanatçılarımızın, yazarlarımızın, ressamlarımızın hepsinin tanıtımını yapmaktayız. Bize gönderdikleri eserleri yayınlıyoruz. Onun dışında antoloji kitaplarına katıldım, Sisli Gece diyebilirim. Yürekten kaleme dökülen öyküler ve şiirler olarak bu son iki antolojiyi de derlemesini yaptım arkadaşımla birlikte. Yürekten kaleme dökülen öyküler ve şiirler olarak çeşitli projelere katılıyoruz. 2022 Ferhat ve Şirin öykü yarışması düzenledik. Jüri başkanlığı yaptım orada. Hani Süreci diğer jüri üyelerimizle birlikte beraber takip ettik. Kişilere ödüllerini ulaştırdık. Süper gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, şu an yeni kitap müjdeniz var mıdır okurlarınızda? Yeni bir kitap müjdeniz evet, var evet. herhalde ondan bahsedelim birazcık. Şimdi evet. e, Heybem'den Dökülen Öyküler şöyle gösterelim. Tabii evet. ki Heybem'den Dökülen Öyküler e, daha yeni çıktı bir aylık bir kitabımız. E, çeşitli yerlerde öykü yazarlığı yapıyorum. Hani yayınlamadıklarım da var tabii ki orada. Onların hepsini birleştirdim. Ee, heybandan dökülen öyküler de e, fantastik, büyülü gerçeklik, gerçeklik polisiye her türlü öykü e, bulunabilir. Hı hı. Diğer yeni çıkan kitabında siyah şapkalı adam ee, Okullarım özellikle siyah şapkalı adamı bekliyorlardı hı hı. çünkü polisiye roman ve çok ilgi çek çeken bir nasıl bir sürükleyiciliği var mesela Sürükleyiciliği var. İşte evet. cinayetlerimiz işleniyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onların katilini bulmaya çalışıyoruz. Genelde cinayet romanı, polisiye romanı çok evet. tutuluyor. Evet. Ee, okullarımda özellikle bu kitabımızı beklediler ve çıkmış olduğunda ben buradan müjdeleyebilirim. <laughs> evet süper. Peki bu Heybem'den Dökülen e, e, öyküler, öyküler kitabı e, baya güzel. yani Hem az daha çabuk okunabilecek evet. bir şekilde. Evet hem de konusunda konusu da değişik bir konuya sahip herhalde. Evet. Biraz da bundan bahsedersek çok güzel olur. Tabii ki fantastik Aha. Öykülerimiz, var. Aha. Polisi öykülerimiz var. Polisiye öykülerimiz var. Büyülü gerçeklik öykülerimiz var. Büyülü gerçeklik var. Oo, çok çok ee, çekici. Yani belli bir konuda değil Yani hepsi ayrı bir kurgu olmakta. Kurgu. Mistikte parti... var mı içinde var. Var biraz var. Evet, fastı var öykü mistik birazcık. Mistik değil mi? Evet. Onun için. Peki daha önce de şiir de yazıyormuşsunuz mesela. Şiir, şiir yazıyorum. kitabınızdan da biraz ee, bahsedersek. Evet. Kitabım. Ee, kitabım. dediğim gibi lisede başladığım şiir serüveninden bütün hepsini derleyip toparladım. Ee, tek kitapta toplamaya çalıştım. Yani biraz ayrılık, biraz hayat, biraz mücadele, <laughs> her türlü konuda şiir bulunmakta. Evet. Şöyle bir bakalım o zaman. Biz de içeriye. Tabii ki. Evet. Bir tane bu da ilk kitabım Mavi'nin Teyzi. İlk olmasıyla e, Vay, özel. Hayır, o da çok <laughs> deneme güzel. kitabı. Mehmet'in Gerçekten çok hoş. Demişsiniz ki ölüm bizim için kaldırımın kıyısıydı. Belki kenardan aşağıya bakmaktı. Tanımlayamadı kimse. Ne hissettiyse arada kalırdı. Hani kendi giderdi de adı kalırdı hep burada. Anısı yaşardı yüreklerde. Yas olurdu, inerdi yanaklarda. İşte böyle bir adamdı ölümün gelip vurduğu. Yüreklere kazınır ibreti. Gözler, gözleri dağıtır bir masaldı. Ölüm işte böyle aramızda. Tanrı'ya kavuşmak mı desem, kötülüklere cehalete, gamsızlığa veda mı? İşte böyle yıkardı dağ gibi adamı. Dili olsa da konuşmazdı artık. Söylemedi kimselere gidiyorum diye. Kim öle, kim kala. Bunlardan kimin haberi ola? Ki ağıt yaka. İşte ölüm böyleydi bizim için. Sessizce gelir, ne varsa alıp giderdi. Yapayalnız, sim, sinmişsiniz, sinmiştir yatağı. Ani bir telaş, sonsuz bir huzur dolar içine. Wow. Çok güzel devam Biraz ediyor uzun bu bir şey. şey. uzun bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama okudukça insan okuyası geliyor çok yani gerçekten. <laughs> harika harika bir kitap. Yani ölümlen herde bütün şairlerin. Ee... Kullandığı bir şeydir, e, konudur. <laughs> evet, gerçekten çok hoşuma <laughs> evet. gitti. Çok teşekkür hani, ederim. Hani beğendim kitabınızı. Şimdi bir de e, seyircileri hani söylemek istediğiniz şeyler nelerdir yani mesela seyircilerimize hani ben e, şunu yapın veya bunu yapın diyeceğiniz ne konu vardır mesela? Ya şöyle e, Hı -hı. kitap okumayı herkes şey yapar hani tavsiye eder ama kendimiz yapmayız genelde. Hı -hı. Hı -hı. Ben de yetişebildiğim kadar yapıyorum. Bir de e, yeni yazarların kitaplarını tanı. Tanıtıyorum. Paradox Okur Yazar Platformumda, hmm. Instagram sayfamda. Yani e, yazabilmek için çok okumak lazım. Ya da e, hmm. ne bileyim kültür seviyemizi arttırmak için e, daha seri konuşabilmek için. Hani okumanın zaten faydalarını saymakla bitiremeyiz ama Hadi. genelde şikayetimiz işte kimse okumuyor dur Hani bu şikayet herkes söyler ama e, o, o söyleyenlerden çok azı okurdur. Ee, biz fuarlarımıza bekliyoruz. Ee, Fuarlarınız evet. var. Evet. Şu anda planda vardı. bir Fuardı. fuarımız, imza günümüz yok ama ileride tabii ki düzenleyeceğiz. Daha önce olmuştu e, e, atlattığımız bir tane. Yani dediğim gibi e, bir şairin veya yazarın e, geri dönütü alması çok önemli. Hani hmm. cümlelerinizi <laughs> bir yerlerde gördüğünüz zaman gerçekten bu sizi mutlu ediyor. Peki bu sizdeki bu bu kadar birikim, şehvet, ondan sonra hani e, ışık e, aileden mi geliyor edelim. yoksa bir şey değil. Tabii yani, ki ailem e, yoksa... de geliyordur. Anne, anne <laughs> evet. babadan mı geliyor yoksa hani Ya yani, Ailemde edebiyatta uğraşan olan. yok ama e, evet. babam çok kitap okurdu. Hani Aa. okumaya zaten babamı e, gözlemleyerek başladım hani örnek evet. alarak başladım. Ama edebiyatla e, lisede tanıştım diyebilirim. E, edebiyat hocalarımla hani sürekli e, kitap okumamla birlikte geliştirdim. Öyle söyleyebilirim. Hı hı. Anladım, çok güzel, harika. Yani e, o zaman biz de diyelim ki hani bir yandan biraz aileden de beslenmek gerekiyor ya. Yani. Tabii, tabii, tabii ki, tabii ki. Çok evet. destek oldular ailem hani bu konularda. Gerçekten çok destek oluyorlar. Ya genelde e, kim insan şey yapar utanır hani işte düşüncelerinin açığa çıkmasından, duyguların açığa çıkmasından. Ama biz bunları açtığımız için. Hani sürekli destek oldular. Ne güzel, ne güzel. Çok evet. önemli bir şey çünkü bu kadar hani e, duyguların açığa çıkmasına izin veren ve yani e, daha hani e, demokrat bakan evet. insanların olması evet. hani e, çok önemli e, ve bu konuda da ailenizin desteği bence e, çok yerinde olmuş. Babcilemez. Gerçekten çok önemli. O zaman fuarlardan biraz bahsedelim kısaca bir iki dakika kadar fuarlarınızın hani tarihlerinden bahsedebiliriz olmazsa. Şu anda bir tarihim hı. yok ama üye olduğum yerler var. Hı hı. Türkiye Yazarlar Birliği, Türkiye ee, Yazarlar Birliği, AKSET, hı. Ankara Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Yaz Çadere üyeyim. Onların düzenlenen fuarlarda katılımları oluyor genelde imza günü yapıyoruz. Kitaplarımızı birlikte gidiyoruz, okurlarımızı bekliyoruz. Peki bu kitabın özellikle heybemden dökülen öyküler kitabının yazar evet. hani imza günü ne zaman olacak mesela? Ee, onun için Aha. şimdi bir planlama yapmadık ama Ankara'da, İzmir'de veya İstanbul'da düşünüyoruz. düşünüyoruz Herhangi bir organize olursa onlara katılacağız. Çünkü mistik içerikli benim evet. için, <laughs> ben de bir imzalık <laughs> isterim. Tabii ki. Anla Efendim o zaman programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ee, inşallah ediyorum. İnşallah diğer yayınlarda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Tekrardan aynı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.